Üçüncü videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son Grey Garrison'daydık. Burada World Stone var. Onu kurtarmak için gelmiştik. Oyun durdurmamın sebebi şimdi Camel ile şey basmıştık, Bless basmıştık. O da level başına 1 dakika süren bir skill. Şurada yazıyor 1 minute per level. 2 level'ız daha şu an çok kısa sürüyor büyülerimiz, buff'larımız falan. O yüzden bunu süresi gitmesin diye şey yaptım. 2 dakika sürecek. O da yaklaşık dediğim gibi 1 dakika 10 round ediyor. 2 dakikada 20 round kadar yapıyor. Basmamın sebebi de yukarı çıkar çıkmaz bir dövüş var. Şeyi de basacağım. Inspired Rage'i de basacağım. Bunu da bastıktan sonra bu da zaten şeyde bıraktıktan sonra 2 round daha devam ediyor. Şöyle hep beraber yukarı çıkalım. En azından dövüşe Bless'le Bless garanti olsun. Hani şarkımız Inspire Rage muhtemelen biter de. Worldstone burada bu arada. Evet, burada ufak bir diyalog gerçekleşiyor. Bize katılmak ister misin diyor kultistler. Daha hayır diyor. Evet, Crusader'ların işi bitti artık. Dünyayı biz yöneteceğiz, bize katıl gibisinden konuşuyor. Bu da bir sağa sola bakıştan sonra. All hail Baphomet deyip birden karşı tarafa geçiyor. Bunlar da hain deyip hemen. Evet, dövüşümüz başlamış oldu şimdi. Burası biraz şey ama ne denir ona? Kalabalık baya. Şu an charge da yapamıyoruz bu karakterimizle en azından. Belki şunu şöyle basarsam. Gris'in şeyini biliyoruz zaten. Şey yapamayanlar, save atamayanlar düşüyor. Gris'in sıkıntısı şey, bizim karakterlerimiz de düşüyor. O yüzden şu dismiss spell miydi bunlar da? Bunu da şey yapayım, bir iki round dursunlar şöyle. Ya da koşarken belki tekrar düşerler. Sayılar azalsın diye en azından yaptım. Bir de şu acilen arkadaki okçuları. Burada sol tarafa gitmemenizi tavsiye ederim. Çünkü sol tarafta büyücüler falan var. Onlarla şey ilgilensin. Sila 8, hasar 7. Şöyle kendine Lay on Hands bassın. Bu arada bizim karakterimiz en son Death's Door olmuştu. Ölümün kapısında şu an. Sila'ya çok saldırıyorlar. Okçuları indirmemiz gerekiyor. Onu da yapacak insan tabii ki. Take of Opportunity yedik orada ama. Sıra bana gelince şu şeyi kaldıracağım şimdi oradan. Diğerleri çok başıma toplanmasın diye yapmıştım. Şöyle yapıyorsunuz. Bu yere bir şey koyduysanız onu kaldırıyor. O zaten yerden kalkmaları da biraz şey de harcıyor. Bildiğim kadarıyla harcaması gerekiyor yani. O silahını artı bir yapıyor diye söylemiştik Cameron'ın. Şu dibimizde biri olmasa silahıyla şuraya charge diyeceğim ama geçerken vuruyor o arkadaş. Şimdi gidebildiğimiz kadar gidelim. Arka tarafa da çok yaklaşmak istemiyorum. Orada da çünkü büyücü vokçu var, onları da... Gördüğünüz gibi adam yerden kalktı. Yerden kalktıktan sonra vuramadı. Heh, şu okçuyu... Ah, vursa çok iyi olacaktı. Yerden kalktı, el vuramıyor. O yüzden böyle bir tur onları yere düşürüp ikinci tur kaldırmak. Grease oyun başı özellikle çok. Charge'da gidebiliyor muyuz? İki kişi birden vuracak ama. AC'miz ne? 23. Bence yemeyiz ama. Şöyle bir charge'layalım bakalım. Tamam, bir tanesini indirdik. Onlardan da hasar yemedik. İrabetler oradakiyle ilgilensinler. Kemal de şu böyle okçular falan varsa onları dibine girmek önemli. Şimdi hem silahını da denemiş oldum. Buna vurduğum zaman etraftaki herkes bir save DC atacak. Ne kadar? 17 DC atacaklar. DC'ye geçemeyenler korkup kaçmaya başlayacak. Onu da şuradan anlayabiliriz. Şu beyaz mesela şu an korktu.
Sıra buna geldiği zaman kaçmaya çalışacak. Evet, okçu ateş ederken şey yedi. Attack of opportunity yedi. Şimdi başka okçu var mı diye bakıyorum şimdilik. Yok. Kaçmaya çalışırken o da yedi. Şu işte, bu ne? Wizard işte, o şeyi basacak. Muhtemelen ona gidebilirsem gitmeye çalışacağım şöyle. Gidemiyorum. O muhtemelen şimdi Magic Missile basacak. Onun skalama şansı da olmadığı için biraz tehlikeli bir 3-4 vuruyor düşük level'larda. Çok az vuruyor da. Ha, ondan atmadı, tamam. Evet, bundan ikisi de korktu. Her yeni rakibe vurduğumuzda oluyor bu. Kaçmaya çalışacak. Attack of opportunity gitti. Yani bu silahın şeyi burada. Çok güzelsin. Kaçarken indi bu da bir tane. Bir anlamda o anlamda biraz kötü açıkçası. Şimdi şeyi kapatacağım burada. Turn base'i. Bir tane kaldı zaten. 2 saat onun peşinde koşturmak istemiyorum. Aynen, dövüşümüz bitti. Şimdi irabetler şeye doğru koşmaya başlıyorlar. Asıl gideceğimiz yere doğru. Sight'ları, glaive'leri, scroll'ları ve pot'ları alıyorum. Onlar çünkü glaive'ler ve sight'lar masterwork oluyorlar burada, oyunun bu bölgesinde. Şuradakileri de toplamadan tabii ki gitmiyorum. Yukarıda bir dövüş daha var. Composite, masterwork longbow'muş. Simitarlar da bu arada masterwork oluyor. Tamam. Gitmeden önce muhtemelen şöyle bir iyileşsemi olacak şeye girmeden önce dövüşe. Bir dövüş daha var çünkü yukarıda. Ondan sonra zaten Minago'ya varacağız. Bu arada şurada Spontane Caster'la şeyin, şey caster'ın farkını görmüş olalım. Göstereceğim şimdi de. Bunun bu klasının tam şeyi nerede yazıyor? Spontane mi şey mi oldu? Burada yazmıyor. Şöyle bir şey var. Ben Grease bastığım zaman bu büyülerim de hakkı ediyor. Yani toplam 3 tane hakkım var. Şu 3 tane büyüm var. İster bundan ister bundan kullanırım ama hangisinden kullanırsam kullanayım, bu spellerden hepsinin birden kullanımı düşüyor. Bu Spontane Caster oluyor. Şu da ezberleme caster diyeceğim artık. Ben ona memorizing diye geçiyor. Bless'i 3 kere basacağım diye belirttim. Buradan. Tamam, bu artık Bless'in kendisi ayrı. Ondan sonra atıyorum. Şunlar ayrı. Yani bunu, şunu kullanırsam bunun kullanım süresi azalmıyor. Çünkü 3 tane Bless özellikle belirtmiş oluyoruz. Evet, yukarı çıkacağız. Yukarıda da bir dövüş var. Şöyle tamamen iyileşinceye kadar kullan seçeneği de gelmiş hazır. Onu da kullanmış oldum. Onun dışında şöyle bir scroll'lara bakmak istiyorum. Kullanabileceğim bir şey var mı? Aslında hiç. Ya da Bless harcasam da bir şey olmaz zaten. Şu Shield of Fate'i deneyebiliriz belki. Bu kullanabiliyor. Birine kalkan bonusu veriyor bu. Onun için Restoration. Şu Magic Missile var. Bunu kullanabiliriz vurmak için. Şu Protection from Law. Communal denilen toplu. Herkese birden veriyor demek. Onun dışında sanırım başka bir şeye ihtiyacımız yok. İyiden korunmaya ihtiyacımız yok. Kanundan korunmaya ihtiyacımız yok. Tamam, böyle gidebiliriz. Evet, yukarı çıkmadan önce bir tur daha Bless basacağım. Çünkü bir tur şeyi kalmış, hakkı kalmış. Şunu basalım. Bizde ne var? Shield of Fate bunu... Paladin'e bastım, Paladin'ime. Sonra... Bunu açıp kapattım bir tur ve ikinci şeye acilen geçtim. Yukarı çıkar çıkmaz böyle bir az önce yaptığımız dövüş gibi, yani şeye girer girmez bölge değiştirir değiştirmez dövüş başlıyor. Yani şöyle orada bir hazırlanayım, bufflanayım gibi bir şey şansımız olmayacak. O yüzden önden, bu oyun zaten anlayacaksınız, bütün oyun pre-buff'tan ibaret bir anlamda. Önceden bufflayıp
girmezseniz dövüşe, dövüşte bufflamaya çalışırsanız yani ki ileride böyle her karakterin 10-15 tane buff olacak. Onu yapmak size çok tur kaybettirir. Dövüşü kaybedersiniz yani. Bir şey fark etti. Staunton bu bizim yanımızda, Irabet'in yanındaki cüce. Sweetheart falan diyor ona. Uzun zamandır görüşmedik, çok özledim. Evet, bir kere Kenabris'e bir katliam yapmış. Tehlikeli bayağı diyor. Biz de buradan chaotic seçeneği seçeceğiz. Hey şeytan kadın, suratına ne olmuş? Deyip böyle biraz dalga geçmeli oluyor. Arkadaşların benimle böyle konuşmasına izin vermeyeceksin değil mi diyor. Hey, bunun düşüşüne sebep olan bu kadın olmuş. Drazen da bu yüzden düşmüş. Bu arada Drazen'ı da alacağız ileride. Şimdi sen de çok istekliydin hatırladığım kadarıyla diyor. Tekrar beni görmek için yalvarıyordun falan. Oh, bayağı öpmüşler falan, şey sevgili gibiler biraz herhalde zamanında. And I'll kill you derken bir kapı açıp Minago kaçtı. Tekrar şimdi şeye dönebiliriz. Şimdi bu arkadaşla, bu arada bakın şeyi aldığı için benden şu an Inspire Rage açık olduğu için bu spellleri dövüşte kullanamıyor bu arkadaş. Bundan da bir tur böyle yapacağım. Sonra arkadaşla buralara yetişebilirsek çok iyi olacaktı. Paladin belki yetişir diyecektim. Bununla şimdi buna ilk vurduğumuzda bayağı bir kişiyi korkutursak çok iyi. İsabet bile etmedi. İyi, bize odaklanıyorlar en azından diyeyim. Okçulara çalışacağım. Bir tanesi gitti. Bu arada Irabet ile Staunton burada bayağı iş yapıyor eğer onları önden gönderirseniz. Oo, 20 vurduk orada kritik. Mümkün olduğunca arka tarafa gitmek istiyorum da şurada dirençten bir şey yememek için. Güzel, bunlar geçti. Şu ikisi korktu. İyi. 10 kritik nedir? Evet, yavaş yavaş azalıyor. Bizim karakterimizin yalnız öyle yazması tehlikeli. Çünkü şu an şey var üzerimizde zaten. Silah. Heal'ımızı yapalım, öyle çok ölü vaziyette durmasın. Şu hala Death Store duruyor çünkü üstünde. Bir tur korktuktan sonra tekrar geri geliyor. Geçerken zaten kritik yedi. Tamamdır. Böyle bir şekilde. Çok büyük bir şanssızlık eseri orada Death Store normal vaziyette, oyunun normal seyini. Burası şu an hala giriş sayılır. Death Store ile ortada çok dolaşırsak acımazlar bize. Şurada şöyle durdurayım bir.
Potumuzu içelim. Şöyle bir kaydedeceğim. Bless ne kadar kalmış ona bakacağım. Bless'e daha var. Şuradan artık Minago'nun peşinden Worldstone'un oraya doğru gidiyoruz. Worldstone'un üstünde büyü yapıyorlar. Onlar da tam büyü yaparken biz geliyoruz. Evet, görüntümüz kararıyor biraz. Dizlerimizdeki denge gidiyor. Kafamızda bir sürü sesler. Sonra bir de illüzyon kayboluyor. Worldstone, ben Worldstone deyip duruyorum. Worldstone. Öyle kahraman gibi savaşta değil, böyle eziyet içinde ölmenizi istiyorum, fare gibi diyor. Evet, Worldstone, Descari, yani yukarı tarafta şeye vurduğunda, yere vurduğunda veya büyüleri yaptığında biraz zarar görmüş, zayıflamış daha doğrusu. Bu da buraya gelip o zayıflamış yerden bunu yok etmeye çalışıyor. Etrafındaki bariyer falan artık işe yaramaz hale gelmiş. Bu Goddess dedi de Iomede sanırım. Bizim ana tanrıça oyundaki. Bir seçeneğiniz var. Özellikle benim evcil hayvanım Stonton'a diyor. Kiss me on my dainty hoof. Toynaklarımdan öpersen beni ve Baphomet'e sadakatini sunarsan diyelim. Dünya şey olduğunda sen güçlü olarak kalacaksın. Saldır deyip başlıyoruz. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Bu dövüş kazanmanız için yapılmış dövüşü. Burayı kaybetmek zorundayız. Ancak kaybederken dahi Minago'ya hiç vurmaya bile gerek yok. 32 AC'si var zaten şu an. Yani 20 atsak 25 oluyor bizim. Zaten vurmamıza imkan yok zaten. Yalnız şöyle bir şansımız var. Şuradakiler hala experience veriyor. Minago ilk başlar başlamaz direkt bir tane şey atıyor. Herkes fatigue oluyor. Kimse koşamıyor. Herkes yürüyerek gidiyor böyle. Bu sürede ufak fear olmamış. Şimdi şuradan öldürebildiğimiz kadarını öldürmeye çalışacağız experience almak için. İşte charge olsa çok güzel olacak da. Charge yok. Sire'yi şöyle şuraya bir yere getirirsem. Evet, bir tanesi gitti mesela. Biri daha gitti. Diğerini de şöyle benim karakterimi getireceğim. Buradan vurabildiğimiz artık. Bu arada dövüş Minago tekrar bizim karaktere vurduğunda veya öldürdüğünde bitiyor. Bizim karakter ısıka geçti, o yüzden sayılmıyor. Diğerleri öldü ama hala yani biraz daha experience toplayabilirim demek bu. Şu iki tane kaldı zaten. Birini daha öldürürüm muhtemelen. Belki o da. Öldüremesem de çok önemli değil. Benim de canım çok az kaldı zaten. İyi, birini daha öldürdük. Bunlar bile vuramıyorsa Minago'ya benim vurmam imkansız zaten. Heh, tamam, şimdi öldük. Bir tanesini öldüremeden kaldı. Worldstone'un işin bittiğinde neye benzeyecek görmek ister misin? İşte size bir gösterelim. Evet, bir büyü yapıyor şu an. Hepimiz acı içinde kıvranıyoruz. Burada ya good diyeceğiz, yani sizin şeytani bileniniz bizi durduramayacak, veya kötü diyeceğiz, bunun için bunun bedelini ödeyeceksin, çok fena ödeyeceksin gibisinden. Chaotic good'u seçelim.
Sen kendin öyle demeye devam et. Evet, görüntümüz kararıyor ve bayılmış bir vaziyette nerede uyanıyoruz? Burada şimdi bir tane daha companion artık alacağız yanımıza. İdarelik alacağız, onu kullanmayacağız da. Yani yanımızda ne kadar insan taşırsak o kadar iyi. Her şeyde uyanıyoruz. Defenders Heart'ta uyanıyoruz. Evet, ne oldu diyelim. Dayanamadık. Büyüleri çok güçlüydü. Bayıldın. Staunton ve ben seni bu şekilde bir yere, bir şekilde buraya getirebildik. Önceden burası Barhan gibi bir yermiş herhalde. Şunu söylemeyi unutmuyoruz burada. Cold Dispatch bulduk Tower of Astroth'ta. Oradan da bir experience alıyoruz. Evet, yeterince insanımız yok diyor. O şimdi şeyden, Tower of Astroth'tan başlıyor. Oraya gidip sadece bir göz atar mısın? Kahraman olmaya çalışma. Tamam diyeceğiz, her şey açık. Şeride kalan en iyi savaşlardan bir tanesiyiz. Senin gücünde birisine ihtiyacımız var, sana emir veremem biliyorum ama lütfen yardım et bize diyor. Seyahatçi gelmiş yakında. Kör bir elf, Storyteller diye. Wardstone'u muayene etmek diyelim hadi, yani incelemek istiyor. Daha şeytanlar saldırmadan bu zaten millete söylemiş, demiş ki taşta bir kusur var, hasar var diye. Şu eleman zaten gıcık olmuş. Şu da işte sözlerini şey yapmamış. Yalan falan demiş. Hey, Storyteller'ın bilgisi şu an işe yarayabilir, yalnız nerede olduğunu bilmiyorum. Bir ara Staunton'la konuşuyordu, istersen git bir ona sor. Diyor zaten, görev de burada. Evet, bir de Grey gerisine geri almamız gerekiyor. Sonra her şey tamam diyelim. Evet, bir de bunların bir evi var. Enevia ile beraber yattıkları ev. Eğer yolun düşerse oraya da git. Orada birkaç bir şeyler bırakmıştık. Hani alırsan senin olsun gibi bir konuşma. Evet, şimdi 3 level oluyoruz. Burada şey yapacağım, söyleyeceğim şey bunların... tamam, o olmuş da. Dinlenmiş sayılıyoruz ama şimdi level atlayınca falan bunların yeni spellere geleceği için. Bu arada ben şu level atlama şeyimi açayım altta. 4 level'da bir şey yok. Bir şey 3 level'da. Ne alacağımı kaydetmiştim. Evet, bir feat'imiz gelecek, bir de rage power'ımız gelecek. Şimdi şunları da verelim. Persuasion'ı arttırmaya devam ediyoruz en önemli olarak. Şimdi buradan Dazzling Display'i alacağım. Full round bir action, etraftaki herkesi intimidate yapmaya çalışıyoruz. Bu da yine başka bir şey için gerekli olduğu için alıyoruz, çok kullanmayacağız. Bir de ilk rage power'ımız geliyor. Rage açtığımızda ek olarak şuradaki powerlardan birkaç tanesi işte gelecek. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4 tane stance var. Bunlar duruş demek. Bu stance'lerden sadece bir tanesi aktif. Ama tabii ki atıyorum bunu seçtiniz, sonra bunlar da açılıyor. Ya da bunu seçsek bu açılıyor gibi. Bunların hepsi açılabiliyor. Şimdi ben ilk önce Little Stance gideceğim. Rage açtığımda artık herkesin melee atak rolü bir daha artacak. Zaten şarkının kendisinden bir artıyordu. Bir daha artacak. 2 olacak. Bir de bu 4 level'da bir de artıyor. Şarkının kendisi de 4 level'da bir artıyordu. Evet. Hasar ve atak rolü bir artıyor bu sürekli 4 level'da bir. Bunu açtıkça bu da artı bir daha vermeye başlıyor. Artık yavaş yavaş isabet oranımızı arttırmaya başlıyoruz. Evet, buradan büyülerden açıkçası çok fazla bize burada şey yapacak bir şey yok. Summon Monster belki seçebilirim. Diğerleri çünkü neredeyse hiç işimize yaramayacak. Şöyle Summon Monster olsun.
Evet, Dazzling Display de bu arada şöyle kaydedeyim de şu. Şunu yapıyoruz. Full round action. Etraftaki bütün düşmanları intimidate yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde. Burada dursun. Evet, Lethal Stance'imiz de geldi. Burada artık açık. Atak rolları artı 1 veriyoruz. Şu an 1 armor kaybediyoruz. 4 level'da sanırım 3 atak rol falan kazanacağız. Gayet iyi. Dinlenmemiz de gerekecek bu arada birazdan. Evet, şimdi Fighter değil, Demon Slayer gideceğimizi zaten söylemiştik. Buraya ilk Combat Style Feat geldi. Bunu neleri verdiysek onu vermeye devam edelim. Bir tane daha fazladan var. Onu neye verin? Low Religion değil de. Fazladan nereden geldi onu da bilmiyorum da. Tamam, ne oldu, çıkıyor oldu olsun. Evet, ilk önce bir normal feat'i var. Şu an Precise Shot ve Point Blank Shot zaten verilmiş. Şimdi artık burada Deadly Aim'i açalım. Bu Power Attack'in range versiyonu. Bunu açalım. Ondan sonra bir de Combat Style, yani ne çeşit dövüşmeyi seçiyorsan onunla alakalı bir bonus feat veriyor bize. Burada da Rapid Shot seçebiliriz. Yalnız hem Deadly Aim hem Rapid Shot açmayacağım tabii ki. İkisi birden çok düşürür atak şeyini. Atak rolunu. Camille'e bakalım. Spirit Hunter 3 level. Şeylerine bir daha bakacağım. Neyi var? Skill Focus Trigger, Weapon Finesse var. Buna şimdi Weapon Focus verelim. Rapier kullanacak zaten. O da ne için gerekli ileride söyleyeceğim. Şimdi normalde Camille'in atak rol isabet oranına şöyle göstereceğim hatta. Dex karakter açarsanız diye gösteriyorum. Weapon Finesse atak roll yaparken melelerde normalde Strength'i baz alıyor. Weapon Finesse Dex'i baz almasını sağlıyor. Bir tane daha feat var ileride. Bunların ikisini açarsanız açılıyor. Fencing Grace diye bir tane seçiyorsunuz. Dex bonusunuzu hasara da eklemeye başlıyor artık. Şu an atak roll Dex, saldırı hasarı STR olduğu için az vuruyor. Camille ileride çok daha fazla vurmaya başlayacak. Evet, Paladin de 4 level oldu. 3 level oldu pardon. Onu da puanlarını verelim. Böyle yapmışız. Aynen kalsın öyle. Şimdi Weapon Focus kullanmayacağım ama. Ha, bunun Power Attack'i yok henüz. Power Attack açalım ona. Buradan da Fatigue'i seçiyorum. Artık Leon Hands yaptığımızda fazladan bir şey daha düzeltiyor. Şimdi level atladık. Her level atladığımızda şöyle üstüne bir kere daha dinlenmediğimiz için mesela şunun ikinci level spell'i şimdi buraya koyacağız ama işe yaramayacak. Bunun şamanların seçtiği Battle diye bir artık ne diyeyim Patreon gibi bir şey var. Buradan gelen bazı büyüleri var. O bonus olarak burada duruyor. Normalde iki tane büyü hakkı olacaktı ama şu yeşil olan şuradaki gibi spellerden koyarsanız burada bir tane fazladan kullanma hakkınız oluyor. E şimdi Bull Strength ve Protection from Alignment yapabiliriz. Bunu atıyorum. Chaos seçiyorsunuz. Kaotik bütün yaratıklara karşı artı 2 deflection bonus veriyor. Oyun başı o kadar önemli değil diye düşünüyorum. Ben herkese Bull Strength vermek daha mantıklı. 4 Strength arttırıyor bu da bu arada. Dinlenmediğimiz için şu an geçerli değil. Şimdi gelelim Enevia ile konuşalım. Evet, sen göreve çıkıyorsun ama burada defansımız zayıflıyor diyor. Biz de uyarı için teşekkürler diyelim. Başka bir şey daha var. Evet, bir de Market Square'ı şehri ikiye böldü. Onunla ilgilenir misin biraz diye bir görev. Şey, bölünmüş şehir. Tamam. Şimdi bunları yaptıktan sonra benim burada daha önce yapmayı bilmediğim, yeni yeni öğrendiğim bazı şeyler var. İlk önce bir şununla konuşalım. L'Oreal için geçmiş gidiyor madalyonu soralım. Ondan sonra şu üstümüzdekileri de bir satalım. Radiance hariç. Bunu satmıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada
alacağımız çok fazla bir şey yok. Horgus Güvermi'ne bir kere şey yapalım, altınımızı alalım. Evet, yine bir iş daha teklif ediyor bize. Benim bir burada mansiyonum var, oraya gelir misin? Yine ödül soralım, diplomasi 23. İki katı gene şey oldu. Evet, ne gerekiyor iş için? Onu söylüyor, mansiyonu, mansiyondan şeyleri, şeytanları temizlememizi istiyor. Şimdi buradan ufaktan artık görev almaya başlayalım sağdan soldan. Staunton'a Storyteller'ı soracaktık. Storyteller diye. O da diyor ki Blackwing Library olması lazım. Şu an burada yazmıyor ama. Gidelim diyelim. Tamam. İlk görevimizi aldık. Şöyle sağdan devam ediyorum. Şu arkadaşa bu scroll satıyor bu arada. Bunun şurada çok güzel bir şey var. Şu da Ice Protector. Ice Plant Hex olan herkese 2 bonus AC veriyor. Şu an paramız yetmiyor ama hani şeyin devamında bundan alacağız bunu kesinlikle. Onun dışında şuradan bir item alabiliyoruz, şu Indarah'tan. Burada şeyini açıklamayacağım ama sessizce dinle. Sonra yanılıyorsun seçeneği. Ondan sonra şu checklerin ikisinden bir tanesini yapmaya çalışıyorsunuz. Geçemeseniz bile ilk seçenekten devam. O da size şöyle bir sword veriyor. Artı 1 ve artı 1 D6 fire vuran bir hani short sword kullananlar için gayet iyi bir saldırı şeyi. Bir diğer söyleyeceğim. Healer'dan karakterinizi şuradan basarak karakterinizi sıfırdan level'larını verebilirsiniz. Yalnız yanınızdaki arkadaşlarınızı sıfırlayacaksanız aldığınız level'dan başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Atıyorum Ember'ı 4 level'da bulacağız. Buraya gelip sıfırladığımda 4 level'dan başlıyor Ember sıfırlanmaya. Onu da dikkat edin. Ama kendi karakterinizi sıfırdan yapabilirsiniz. Evet, şimdi gitmeden önce bir Enevia'ya soru şey, şehirde hiç şüpheli yerler var mı dikkat etmem gereken? Birkaç tane vardı. Bu bir yer bize açıyor. Başka açıyor mu diye bakayım. Yok, tamam. Onun dışında şu şey, hiç ziyaret etmemi gerektiren bir yer var mı? O da bir şarap mahzeninden bahsediyor. Ben bunları bu arada hep yeni yeni öğrendim. Yani herkesle konuşmanın faydaları diyelim. Ondan sonra şu, bunun aslında görevi burada yok da, ne yapıyorsun? Buralardan mısın? Chili Creek. Bu da Chili Creek'i açtı. Tamam. Ondan sonra bir de şuradan görev alabiliyoruz. Fort Autumnways. Bunu böyle çok uzun uzun şey yapmayacağım. Keseyla gibi bir şey, birisinden bahsediyor. Bulup öldür diyor. Ona da Market Square'de denk geleceğiz. Onun dışında şöyle tekrar bir hatırlamaya çalışayım. Var mıydı başka yapmamız gereken şey? Sanki bir tane daha vardı ama. Görevlere bakalım. Şu tamamlanmışları kapatalım. Horgus'un mansiyonu, Tower of Estroth, Storyteller'ı bulacağız. Grey Garrison için, saldırısı için dost toplama var. Onun dışında şunu ziyaret et var, bu var. Sila'nın arkadaşını bul var. Marketi ikiye böldüler, onu düzelt var. Sanki burada bir görev daha olacaktı ama. Şimdi bu bölümün hakkında söylemek isteyeceğim şey, bu bölümde belli birkaç şey yapıncaya kadar çok fazla dinlenmemeye çalışın. Çünkü belli bir süre geçtikten sonra bu bölümde burası saldırıya uğruyor. Ve saldırıya uğradıktan sonra yapamayacağınız bazı şeyler var oyunda. Yani kısıtlıyor sizi biraz. O yüzden saldırıya uğramadan önce burada yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Ondan sonra o zamana kadar çok dinlenmemeye çalışacağız yani. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı her seferinde unutuyorum. Sanki bunu kaldırıp şunu da kaldırıyorduk. Sonra açılmadı. Şunu indiriyor muyduk acaba? Yine açılmadı. Şu yukarıda, şu yukarıda
Bu aşağıda mıydı acaba? Böyle de değil. Bu aşağıda. Şu ikisi yukarıda mıydı? Şu da aşağıda. Sadece bu mu yukarıdaydı acaba? Ha şimdi geldi, hatırla. Şu üçünü değiştiriyoruz da. Sanki bu aşağıda, diğer ikisi yukarıdaydı. Şu an yukarıda değil mi? Yo. Allah Allah, şimdi hızlı bir şekilde mecburen internetten bakacağım. 100 kere yaptığım şey, inanın yani 100 kere, şu an şeyde aklıma gelmiyor. Bakayım, şu ikisi sanırım, yani bu ikisiyle bu farklı olacak. O yüzden şu ikisi aşağıda, bu yukarıda olsun. Bir böyle deneyeyim. Açıldı şimdi. Evet. Bu ve bu aşağıda, şu yukarıda olacak. O da burayı açıyor. Burayı neden o kadar ısrar ettim? Şurada çünkü ilk stat veren şeyimiz var. 2 karizma veren bir diadem deniyor bunlar. Taç gibi bir şeyimiz var. Bu dursun bize. Karizma tabii ki lazım intimidate için. Burada da Wolgif var. Evet, sen kimsin? Ne istiyorsun? Diyelim. Seni nasıl özgür bırakabilirim? O da Irabet'le konuş diyor. Giderim Irabet'le konuşalım. Bizim için onu salsın. Çünkü Wolgif'i almanın ufak bir görevi var yanımıza çağırabilmemiz için. Aslında yapmamıza da gerek yok da. Yani yine de yanımıza geliyor. Aşağıda birisi şey. Bir de gelmişken bununla da bir konuşalım. Yeni bir yer açar belki. Tamam. İzin verdi. Şimdi gidip Wolgif'i çıkartıyoruz. Bu arada buradan Little Stance'in aktif olduğuna bakmayın. Durup dururken aktif değil. Rage'i açınca aktif oluyor sadece. Gelelim Wolgif'i çıkartalım buradan. Tamam. Şu an Wolgif de partiye gelmiş. Gelmiştir. Artık Defender's Heart'ın dışına çıkıyorum. Buradan sonra dediğim gibi çok gün geçmemesi için uğraşacağız. En azından Market Square'ı. Aa, bu ekran yeni. Ha, bu şeyle Enhanced Edition'a geldi galiba bu. Şu golem kıyafetlerinizi değiştirebiliyor diye hatırlıyorum. Evet, bu goleme kesinlikle dokunmayın tarzı bir şey söylüyor. Bunu patch şeylerinde görmüştüm, artık bir tane golem şey yapabiliyor, yardımcı oluyor diye. Konuşalım bakalım hatta şöyle. Sen kimsin? Bir şey yapabilir misin? Evet, zırhımın üstüne bir illüzyon basmanı istiyorum diye şey yaptı. Ha, bunu mesela istediğimiz buradaki üzerimizde olan herhangi bir zırh gibi gösterebiliyoruz. Olayı o. Benim anladığım. Şöyle denesek mesela. Bu zırhı böyle gösterebiliyoruz. Şöyle, hatta kenarında notu da çıkıyor. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle bakalım, bizim için uygun bir silah var mı? Şurada Radiance'ı buna göstermeyi unutmayın. Artı Radiance kullanacaksınız. Buna gösterirseniz sonra bu karşınıza çıktığında. Short sword şimdilik dursun. Onun dışında satacaklarımızı satalım. Bu arkadaş bayağı silah satıyor. Hatta şu artı 2 bir Earthbreaker falan var. Ama tabii o kadar para harcamaya gerek yok. Özellikle oyun başı. Bir iki level sonra daha iyilerini zaten buluruz muhtemelen.
Şöyle sadece bir simitar varsa bendeki benim simitarım şu an Masterwork. Cold Iron Masterwork varsa diye baktım, şu an gözükmüyor. Bunun Composite Longbow'u Masterwork değil. Belki öyle bir şey bulabilirim. Evet, Masterwork Composite Longbow. Masterwork'ler dediğim gibi artı bir. Şu an 6-6. Gerçi bu da Masterwork'ta acaba. Bu neden bu arada iki kere vuruyor? Ha, Rapid Shot'tan dolayı. Onu kapatacağız zaten. Şimdilik sanırım hazır gibiyiz. Artık şu en azından Wolgif'in görevini yapalım diyorum. Bu video bitmeden şöyle süresine bakayım. 40 dakika olmuş, 20 dakikada hallederiz. Bir dahaki bölümde de zaten şey yapacağız. Market Square'e geçeceğiz. Şu Tiefling'lerin şeyi. Direkt düşmanla karşılaştık. Tiefling'lerin saklanma yeri. Bunlar böyle bir grup hırsız Wolgefin'de dahip oldu. Sisterhood diye geçiyor. Bir şey kız kardeşliği artık, neyse. Şunu şu rapid shot'ını kapatacağım. Çok fazla atak düşürüyor yoksa. Deadly'im açık kalabilir. Dokuz vurduk. O zaman Monster mı bastı o? Dokuz iyi. Yanına bir tane kurtu da çağırmış. Bu buradan buraya muhtemelen koşamayacak. Şöyle gideyim ben. Bu arada böyle summoner görürseniz hiç summon ile falan uğraşmaya kalkmayın. Direkt şeyin kendisine saldırın. İkisi de Conjurer. Onu öldürünce kurtu da ölüyor zaten. Korktu bir de, nereye kaçıyor? Haritanın dışına çıkmış neredeyse. Hiç uğraşmayacağım. Arada böyle şeyde aralarda dövüşler çıkacak ama onları eğer evade seçeneği çıkarsa şey yapmaya çalışacağım. Orada ben bir arada yanlışlıkla bir şey mi işaretledim sanki? Burayı bu arada hızlandırmışlar bu patch'le beraber. Bu Sisterhood bir grup Tiefling'i bir yere bir şey çalmaya göndermiş. Bu çaldıktan sonra Wolgef yakalanıyor tabi. Bir tane ispiyoncu olduğunu anlıyorlar içeride. Evet, Wolgef bize kendi hikaye tarafını, yani senin tarafını anlat hikayeni diyelim. O da birden işte şey yapıyor. Wolgef devam et diyelim. Irabet'in bir tane burada şey olduğunu öğreniyor. Biz de gerçek haini bulacağız diyoruz. Şimdi bazı insanlar yapıyor. Ben de muhtemelen öyle yapabilirim. Daha şu an emin değilim ama o kadar da gerek yok mu diyorum. Şöyle bakayım. Şu item trickery checklere bonus veriyor. Kemal için şöyle. Anahtar yerini kullanabiliyoruz sanırım. Şimdi Irabet'te gidip konuşacağız ama burada bir yerde çok yüksek şey gereken bir kısım var. Ne denir ona? Persuasion gereken bir yer var. Tamam, benim persuasion'ım yüksek.
silahın da yüksek ama bayağı bir persuasion lazım. Onun için önce Ember'ı alıp Market Square'dan sonra oraya gitmeyi tercih ediyorum genelde. Bir de sanırım bu şey de yeni geldi. Artık yaratığın üstüne fareyi getince onun da kime saldırdığı yazıyor. Yani bu tur bir şey yapılmazsa o da bana saldıracaktı. Tamamız. O yüzden tekrar hani şey yapayım, o persuasion'ı alabilmek için bu görevi buraya kadar getireceğim. Ondan sonra en son kısmına geldiğimde en son kısmını yapmayacağım. Market Square'a gideceğim. Ember'ı partime katacağım. Çünkü onun karizması oyunda sanırım en yüksek başlayan en azından karizma. Persuasion'a da verilmiş bir şekilde geliyor. Ember'ı aldıktan sonra döneceğim oraya. Orada bir ikna etmemiz gerekiyor. Bize bir yerin anahtarını veriyor. Oradan da güzel bir ok çıkıyor. Ama gel gelelim, o oku alırsak, aldığımızda diyeyim ya da Market Square'da daha iyi bir ok bulmuş oluyoruz. O yüzden hiç uzatmaya gerek yok. Şimdi tamamlayayım. Yerabet'e durumu soruyoruz. İçeriden şeyin için kimdi? Bilgi veren kişi, hain kimdi? O da ufak bir söylüyor. Bize bir yerin kilidini açıyor. Bunların hırsızlık yaptığı yer. Oraya gidip hırsızlığı kimin yaptığını, hainin kim olduğunu öğreneceğiz. Sonra döneceğiz. O dediğim şeyi, ikna kabiliyetini deneyeceğim. Benim persuasion'ım yaklaşık 10. Hatta şeyi de o yüzden taktım bunu. Karizmam yüksek olsun diye. Onunla deneyeceğiz. Difficulty check DC'si 20 ya da 22 falan olması lazım. Yani 10-12 atsak yetiyor. Önce buraya gidelim. Hem Finian'ı bulalım. Oyunun birinci bölümünde bayağı görev var. Buraya da bir, hani 3-4 kez oynadığım için artık bir öğrendim nerede neyin olduğunu. Ne sırayla yapmanın mantıklı olduğunu. Şuradan Finian'ı alalım. Evet, seni benimle alacağım diyoruz. Şuradan Finian'a basıp Finian bir companion diye geçiyor ama aslında konuşan bir silah. İstediğin silaha çevirebiliyorsunuz bunu. Şimdi buna ok yapabiliriz bunu. İşte bunun için rapier yapabiliriz. Bakalım, cold iron var. Masterwork. Bunun glaive zaten. Ya kendimi alacağım ya şeye. Vendog alacağım. Şöyle composite longbow dersek. Böyle. Artı bir silah olarak kullanabiliyoruz. Bu arada onu da level atlatabiliyoruz. Hani artı 3 falan oluyor. Hatta artı 5'e kadar çıkıyor sanırım. Görevlerle. Bunu şuna alalım. Şurada bir yerle konuşacağız. Aşağı ineceğiz. Bu şifreyi bize söylemişti. Hand of Irori. Neredesin? İşte hiç burada şüpheli insan var mıydı? Şüpheli tiefling var mıydı? Tiefling'leri tanımla. İşte şu şöyleydi, şu şöyleydi diye anlatıyor. Senin ustan nerede? Diyoruz. O da aşağıda alt katta diyor. Buraya atletik çekle giriliyor. Golemi oradan kaldırıp aşağı giriyoruz. Bütün bunlar işte hırsızlığı kimi yaptığını öğrenmek için aslında. Bu kısımları çok ana hikayeyi etki etmediği için böyle hızlı geçiyorum bu arada, kusura bakmayın. Şu adamla konuşacağız. Good'u seçtim. Evet, tieflingleri anlat bize diyeceğiz. Burada bluff for intimidate var. Bir de Wolf, sen git ikna et var. O gidip ikna ediyor bir şekilde. İçine check atmanıza gerek yok. Wolf'a anlat. Kırmızı saçlı kadını anlat deyince şey dönüyor zaten. Kırmızı saçlı yeşil pelerinle bir tiefling olduğunu öğreniyoruz. Ve sonra gidip şu an o şeye, sister'la konuşabiliriz, bulduk haini diye. Ondan sonra da o dediğim persuasion check'i de göstereceğim burada bu arada. Bu görev alırken kadına diyor ki Wolf, eğer bulursak şeyi,
Benden özür dileyeceksin diyor. Kadın da tamam diyor. Sonra burada görevi yaptıktan sonra kadın özür dilemiyor tabii. Onu iki kere arka arkaya biri 20 biri 22 çek ikna etmemiz gerekiyor. İkna edersek hem özür diliyor hem de bize şeyin anahtarını veriyor. Şurada gizli bir bölmenin. Orada da güzel bir ok var. Evet, isim vermeye hazırım. Melrun olacak şu. Kızıl saçlı yeşil pelerinle. Kaçmaya çalışırken tabi. Aynı Skyrim'deki. Evet, götürün dedikten sonra. Şimdi. Evet, buna hiçbirini seçmeye gerek yok. Gitmem gerekiyor deyince. Volgift diyor ki hani benden özür dileyecektim, unuttum. Evet, şimdi bir diplomasi 20 var ilk önce. Özür diliyor kadına böyle ağzının kenarıyla. Biz de diyoruz ki bu duyduğum en kötü özürdü. Geçtik. İkincisi, bir daha geçerse gel, şimdi bana da özür dileyeceksin çünkü benim dostuma ihanet ettin diye. Bunu geçemedik. Anahtarı muhtemelen vermedi bize. İki çek lazım. Ama biz yine de şöyle şey yapmaya çalışacağız tabii ki. Şöyle bir F5'e basayım. Ha, vermiş aslında. Bir tane çek yetiyor herhalde. Ben hep iki tane diye uğraşıyorum ama bakalım yetiyor mu yetmiyor mu. Bir çek yetmiyor çünkü buradan normalde okun çıkması gerekiyordu. Bu arada buradaki persuasion çeki de geçememişiz. Burada bir şey vardı. Bizde hiç persuasion yüksek şey perception yüksek karakter yok mu hiç? Yanlış şeye baktım. Samire perception 0 1 5 8 7 var. Kaçtı acaba bunun şeyi? 23'müş DC ise. Neyse, geçemedik. O oku alamadık ama dediğim gibi ok burada. Ember alır gelirseniz geçersiniz. Ama Ember alır gelinceye kadar gitmişken Market Square'deki oku kullanırsınız. O yüzden bence şey oluyor, gereksiz oluyor. şimdi burada sanırım belirli şeyleri yapmak için 2-3 kere maksimum dinlenme hakkımız var. Wolgif'le konuşayım mı ilk önce yoksa direkt Market Square'e mi gideyim? Hadi gitmişken konuşalım, ondan da biraz experience alalım. Hem gitmişken bir kere dinleneceğim. Çünkü herkesin yeni yeni büyüleri var. Wolgif'in de büyülerini düzenleyeceğim. Öyle dinleneceğim. Ve şeyi Market Square'a gidip videoyu tamamlayacağım. Benim de çünkü büyü haklarım falan var da şeyim Inspire Rage'im de biraz artmış olması gerekiyor. Onu göremedik. Benim şimdi Wolgif'le konuşalım. O 2 saattir uğruna uğraştığımız şeyi aslında Wolgif çalmış. Burada herkesten saklıyormuş. Evet, burada Good seçeneği seçelim. Çok önemli değil zaten. Tamam, bu görevi de bitirmiş olduk. Wolgif artık yanımızda. En azından belirli bir süreliğine daha. Bir tur dinlenmeden önce büyüleri düzenleyeyim. Bu şeyi kullanacak dedik. Volgift için hiç bunlarla uğraşmayıp aslında kendine bir tane Mage Armor bassa yeterli. Onun dışında ne kullanabilir ki? Bu şeyi Color Spray'e de geçtim. Çok önemli. Grease kullansın, yapacak bir şey yok. İleride sanırım bunun 2 level'da bir shield skill'e geliyor. O güzeldi de. Onu zaten kendine basıyor sadece. Şimdi herkesin büyüleri tam full vaziyette. Bizim şarkımız da. Benim büyülerim nereye gitti? Burada ne vardı başka? Şarj vardı. Aa, çok saçma. Büyülerim kayboldu birden. Tamam, şimdi Market Square'a gidebiliriz. Market Square'a geçip orada videoyu kapatacağım. Bir dahaki bölümde Market Square'dan başlarız.
Bu bölümün başında bayağı dövüşümüz oldu. Sonrasında çok fazla olmadı. Şimdi Marcus Square komple dövüş. O yüzden biraz daha rahat davranabiliriz. Evade'i seçecektim. Bu arada şöyle bir şey var. Oyunun bu bölümlerinde ta Grey Garrison'ı ele geçirinceye kadar yolda ilerlerken karakterleriniz şeyde yorulmuyor. Haritada seyahat ederlerken yorulmuyorlar. Şu arkadaki ne var? Ama belli bir yerden sonra karakterleriniz artık öyle istediği kadar kafasına göre hareket şeyde haritada dolaşamamaya başlıyor. Belirli bir süre gezdikten sonra dinlenmeniz gerekiyor. Aynı Solas'ta da olduğu gibi veya D&D tabanlı bütün oyunlarda olduğu gibi. Sadece oyunun ilk bölümünde böyle. İstediğiniz kadar gezin, hiç yorulmuyorlar. İleride ama taşıdığımız ağırlığa göre karakterler haritada atıyorum belli bir süre gittikten sonra yorulup dinlenmek, kamp yapmak zorunda kalacaklar. Yine geçemedik düşmanlara. 56 dakikayı da bulduk. Aa, bunlar tehlikeli. Şu an ne oldu bir? Bunları bir an önce öldürsem çok iyi olacak. İyi, şunu da korkuttuk. Bunlar çünkü normalde çok fazla vuruyorlar. Eğer sıra onlara gelseydi tehlike olurdu bayağı bir. Şarkı gördüğünüz gibi şimdilik böyle bir tur bir tur götürüyoruz ama Marcus Square mesela çok büyük bir bölge. Burada bize bu kadar hak muhtemelen yetmeyecek. Ufak ufak artık level atladıkça onun miktarı bayağı artıyor. Bir de feat'lerden ekstra performansı seçerseniz sanırım 6 hak daha veriyor da onu çok, dediğim gibi feat'e zaten çok ihtiyacımız var. Hiç boş bir tane bile seçemeyiz. Sadece lingering performance'la biraz idare etmek zorunda kalacağız. Şurada yine bir şey çekme moduna girelim. Arkaya duman alıp Sila şöyle gelsin. Evet, şöyle foto moda geçelim. Şimdi böyle sanki gayet iyi gibi duruyor. Şeyi nereden saklıyorduk? H'den mi? Aynen, H'den saklanıyor. Şöyle ben bir ekran görüntüsünü alayım. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.